çocuğum gitti. Yavrum gitti. Sultan teyze ağlama, kurban olayım. Harap ettin kendini. Üniversite okumuş Osman. Çalışmaya gidiyor, sen sanmışsın ki Almanya'ya gidiyor ya. Üzülme ablacığım. Acın büyük. Ama dayanman lazım. Bak ben aylardır bekarım. Ne avel avel konuşuyorsun be? Ha, goy goy kafalı. Onunla bu bir değil. Evet, ay, bir değil. Bu da hacı. Şahin gibi oğlum gitmiştir. Ay yavrum. Beni bırakıp nerelere gidin? Nerelere gidin yavrum? Yavrum. Yavrum. Ay size doyamadım. Aha. Tuko geliyor. Tuko geliyor. Osman. Osman nereye gidiyorsun? Osman. Kaç Osman? Nereye gitti sen be? Hiçbir yere gitmişsin. Benim oğlum büyük şehire gitti. Büyük gazetede, büyük köşe yazarı olmuştur. Onun başına bela almayasam ha. Abla bırak gitsin, o giderse ben rahat rahat evlenirim. Anne gelem evleniyorsun ya. Evet oğlum, mutlu olmak benim hakkım değil midir? Ben evlenmeyeyim de kim evlensin? Ali, Veli, dört de ondan evveli. Recep, Şaban, Ramazan, bir de rahmetli babam. Anam koca mı gördü? Şşşş. Vallahi görmemişsin ha. Bütün köyle evlendin neredeyse. Mehmet'i unuttun. Mehmet, unutmuşum. Ya anne maşallah ha. Hangisi babam belli değil. Tövbe. Ben kim piçim? Tövbe. Osman. Bırak. Bırak. Sultan teyze tamam gider. Ya bu bağlama sesi nereden geliyor lüzumsuz zamanlarda ya? Kim çalıyor? Öpeyim anacığım. O mübarek pamuk ellerinden. Sen hiç merak etmeyesin anacığım. Ben bu Sabri denen şerefsizin parasını denkleştirip ha bu bütün köyü kurtaracağım inşallah. İnşallah evladım, inşallah uşağım. Bismillah. Ay işte. Buralarda kaçtı. Hekeme okulu var mı? Ne yapacaksın okulu oğlum? Sen zaten çok takip ediyorsun. Adın ne senin? Benim adım Osman. Bisitroya şu bisikleti sokma diye. Bayana sokacağım. Kız cevap verme bana. Bisitro. Bisitro andan. Ayriye. Bir sus. İlgilen o zaman Hasan. Hep bana, hep bana. Aleyküm selam. Haber Hasan abi. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın Osman? Nasılsın? Söyle bakayım ya. Osman, ne istersin? Abi, sensin bu. Abi yap. Ver işte. Bana bak Osman, söylemezsen vermem. Söylersin onu, alırsın bunu. Osman. Evet, ver yine.
bu sefer de olmadı Osman. Olsun. Canın sağ olsun. Sikti. Sikti. Koy. Afiyet olsun. Ya Sultan anne, Allah'ın seversen inat etme. Ver şu Osman'ın adresini bana. Yok. Ver bir ya. Ah, benim oğlum koskoca gazetada koskoca köşe yazarı olmuştur. Onun başını belaya sokacağım. Ya o zaman daha çocuktuk, cahildik, anlamıyorduk. Vallahi şimdi büyüdük. Zaten köyde kimse benimle konuşmuyor. Bırak konuşmayı. Dört yüz selam bile vermiyorlar bana. Osman da gittikten sonra ben yapayalnız kalırım. Koca köyde ben ne yaparım? Hay davulun patlıyor he mi? Ha, vereceğim. Vereceğim ama çocuğumun başını derde koymayacağım. Ben alayım Sultan Ana, ver elini öpeyim. Ne başına bela açması? Ben onun sağ kolu olacağım. En birinci arkadaşı olacağım. Başını beladan kurtaracağım. Evet Osman. Bip. Şey... Sen bugün gazeteleri daha dağıtmadın mı? Şey söyleyecektim. Hadi gıdaklayıp durma şimdi başımda. Aşkım vazgeçtim. Bak bu 30 gram. Hem de çok güzel. Aa, onu da alırız sevgilim. Şey, Emir Bey. Maaşlar atmamış da onu soracaktım ben. Osman, gazete şimdi büyük bir sıkıntıda. Daha elektrik su faturalarını ödemedik. Biraz rahatlayalım. Tabii maaşlarınızı ödeyeceğim. Ben de biraz birikmiş var, isterseniz vereyim. Ne kadar senin bu birikmişin? Şimdi daha sonra anacığım bana dedi ki, benim aslan uşağım, benim yakışıklı uşağım, ailenin medarı iftarı uşağım. Sağ ol kardeşim, eksik olma. Buyur. Sağ ne oluyor da? Sen niye üstünü anlıyorsun ki? Ha bu lafları anacığım bana dedi. Sağ ne oluyor? Onu unuttum, dur bakalım. He hatırladım, Mersin'e niye gittim, nasıl gittim, neden gittim? Şimdi... Sayın yolcularımız, otobüsümüz 15 dakika ihtiyaç ve yemek olup... İstersen moladan sonra anlat gerisini. Pardon abla. Allah'ım.
var. Yanlış vallahi yanlış girmişsiniz. Ya. Allah vallahi siz yanlış girmişsiniz. Öbür tarafta da kadınlar var ya. Çıkacağım ya. Ya bir çizim yap çıkacağım ne var? Görmüyor ya her yeri sarmışsınız ama ya. Her yeri sarmışsınız ya. Ya bütün tuvaletleri kadınlar sarmış. Nereye çıkacak bu millet ya? Nereye çıkacak arkadaşım ya? Nereye çıkacak? Aha, otobüs kaçıyor. Yok yok sağ ol. Ben komple şey yapayım. Veriyorum şey. Veriyorlar canım lütfen. Alır mısınız? Hayır. Yardım edin lütfen. Bir kolonya falan getirir misiniz? Şu yakasını açalım. Amca iyi misiniz? Bu olmaz. Olur olur. Olmaz ya dokunun dokunun. Ya belki dok... Aman al be. İyi misin amcacığım? İyi misin amcacığım? Hayır. İyi misin? Ne oldu bana? Bir daha... İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ ol efendim. Yaşlı. İyi. Bu ne ya? Çok iyi geldi bu. Bilmiyorum amca. Ben de kalabilir miyim? Kalabilir, kalabilir. Sıkıntı yok. Sağ ol. Kardeşim sen ben niye takip ediyorsun ya? Ya biz seninle arkadaş olmadık mı otobüste olduk. Bizim orada bir adet vardır. Birini arkadaş olursan onu eve atarsın. Ya kardeşim ben kendim zaten akrabalarda kalıyorum. Ben seni nasıl götüreyim ya? Ya bana bak bende para var. Ya diyorum ki onu sağa vereyim. Yani otel motel şimdi çok pahalıdır. Otele vereceğim ama sağa vereyim parayı hayrım olsun. Ya sen otel motel ne saçmalıyorsun kardeşim ya? Biz seninle aynı otobüse gelmedik mi? Arkadaş olmadık mı? Ne otel otele bırakır mıyım ben seni ya? Bundan sonra sen benim kardeşimsin. Kaç param var? Hayırdır? Hasan abi. Oldu. Oldu. Uğriye ile Hüsniye oldu. Anlamadım. Abi. Ayriye ablan hamileydi. İkiz doğurdu hem de. Hayırlı olsun. Şükretmek lazım abi. Yo, amdolsun, amdolsun. Üzülmedim de. Yani isterim Allah'tan bir de oğlum olsun. De bakayım, sen ne istersin? Hadi söyle. Söyle. Şükret. Ümitimi ver. Allah. Mukaddes Hanımcığım, merhaba. Merhaba Osman Beyciğim. Bana bir film teklifi geldi de başrol. Şimdi sete görüşmeye gidiyorum. Yapımcıya ben oynamam dedim. Yapımcı da, Mukaddes Hanım siz bu filmde oynamazsanız ben bu filmi zinhar çekmem. 40 kişiyi ekmeğinden edeceksiniz dedi. Ne yapayım kıramadım. Hayırlı olsun inşallah. Çok acelem var. Şimdi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Olmuyor arkadaşlar, olmuyor arkadaşlar. Daha seri, daha seri. Tempo istiyorum, tempo. Merhaba. Ajanstan geldiniz değil mi? Evet, film için geldim. Senaryoyu alabilir miyim? Senaryoluk bir durumumuz yok. Yönetmenimiz içeride her şeyi anlatıyor. Tamamen doğaçlama. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor arkadaşlar. Daha tempo, daha tempo. Hülya Hanım, hanımefendi kim? Ajanstan gelen kadın hocam. Hanım abla, şöyle bir etrafında döner misin? Abla yok sayın yönetmenim. 1978 Türkiye güzeli neymiş? Mukaddes Özgüren. Anladım hanım abla, anladım. Şöyle bir dönüver. Eda, bir giydirin, hazırlayın hanım. Film çekim varmış, nerede? Üst katta. Evet, hazır. Ne yapıyorsun burada? Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Kes, kes! Hanım abla, sen ne yapıyorsun burada? Abla şey... Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Çakıyorum komiserim. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim Osman'cığım. Rica ederim Mukaddes Hanım'cığım. Ay, bugün olanlar aramızda kalsın, olur mu? Bak, kimseye bir şey söylemezsem bir ay kira ödeme olur mu? Olmaz. 2 ay olsun. Hiç olmaz. Tüş! 3 ay olsun. 3 ay ödeme, başka da bir şey isteme. Olmaz. Olmaz. Bu kadar sanırım gerek yok diyecektim. Yine diyemedim ya. İnşallah bu sefer doğrudur. İnşallah hoşam, inşallah. Vallahi yorulduk ya. Uy, havraya hamsi midir, pala mıdır ne desem çıkaramadım. Biri uzanıyor, ona soralım. Belki bilir. Hadi. Kusura bakma birader. Bir adres soracaktık da. Birader senin babandır. Uyyy. Ya uşağım diyeceğim uşak değil. Paçı desem hiç değil. Ya bu nasıl bir cinstir anlamadım. Kime bakmıştınız? Benim kuzeni arıyoruz da, kendisi gazetelerin köşesinde yazıyor. Adı Osman, tanıyorsun. Bizim kekeme Osman mı? He, kekemedir kendisi. Şu köşedeki bahçenin evde oturuyor. Sağ ol, birader. Niye küçüktürsün dayı? Çaya da gel, çaya da bek verir. He, olur bir ara çaya da. Ha, yürü bu, kaçalım bir. Hasan abi. Yemekten içim... Işımız imit oldu. Allah! Hapsedik birazcık. Rahatla da devam et hadi. Galiba burası. Gel. Lan bırak el alemi biz gelin. Hadi yürü. Bu da kim ya? Kim o? Osman! Allah! Beni görünce şaşırdı, el ayağına dolaştı. Ne işin var lan? Fiko burada. Ne demek ne işin var ya? Seni özledim geldim. Ayıptır ya, misafirimiz var. Bak tanıştırayım, asker karşım dursun. Bırak orada dursun. Yok yok, içeride dursun. Dur. Ya durayım mı, geliyorum mu? Hoş. Bak köpek muamelesi yapıyor. Hoş değil bak, hoş. Ya Osman kekemedir. Sana hoş geldin demek istiyor. Gel. Dur. Hoş geldin. Ha.
Mehmet abi, ya kalmışım, affedersin. Onları hazırladım Osman. Dikkat et, patron dolanıyor. Görünme. Ha, kaçtım bile. Geç kaldım ya. Komi arani. Onu geç. Yumurta taşıma işine eleman arani. Onu geç. Ortacı arani. Ortacı? Onu geç. Geç. Animatör işinde çalışacak eleman... Ya animatör neydi uşağım? Heh. O değişik bir şeye benziyor. Onu çiz. Vallahi değişik kıyafetler var burada abi. Ne yapıyorlar acaba? Tiyatro gibi bir şey değil mi? Hadi telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hadi telefon çalıyor. Senin telefon çalıyor. Kim? Bir açayım. Efendim anacığım. Ne? Kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. O muhtar emmiye de köy halkına da söyle. O Sabri denen şerefsize borcumuzu ben ödeyeceğim. Tamam mı? Ne oldu ya? Ne oldu? Neye kızıyorsun? Daha ne olsun ya? Ben daha doğmamışken babam ölmüş. Köyde çay topluymuş tek başına. Güzel ve işveli olunca da biliyorsun köyde zor oluyor. Bu Sarbi denen şerefsize gitmiş. Ondan senet almış, parayı vermiş bu Sarbi de. O senete de büyük bir rakam yazmış. Anacığım da onu ödeyememiş. Ben anamı kurtaracağım. Çaylarımızı kurtaracağım. O yüzden bu işi kesinlikle almam lazım. Bu işi almamız lazım. Fiko bak, bu işi alalım uşağım. Aslan Bey ya, çok canım çekti. Bir tane versene. Na, sayılıdır bunlar ayrı yem. Pastaneyi yedin, daha doymadın ya. Onları bırak sen şimdi, bırak da. Çocukların biri burada. Diğerleri nerede be ya? Nerede olacak Hasan? Anana bıraktım. Ayrıca çocukları birlikte yaparız. Kahrını anam çeker. Ben ne yapayım Hasan? Ben ne yapayım? Biri karnımda, biri beşikte, biri eşikte. Ötekiler anamda, diğerleri benim anamda. İnmesin ki tepemden bir rahat edeyim. Gece gündüz amileyim be ya. Evet, Ahmet çekiyorsun değil mi? Çekiyorum komiserim. Şimdi buraya bakın bakalım. Nereye? Çek, çek, iyice. Anlatın bakalım, ne oldu? Şimdi komiserim. Vallahi ben normalde 90 diyorum, ben 85 vermişim, ben sıkıyor ha. 85 vermişim, ben sıkıyor. Böyle bir şey yapamadım. Kes! Bu ne ya? Çekiyorsun. Kayıta yapamadım. Sen anlat bakayım. Ben. Aa dedi, beni seçti. Şimdi komiserim, ben size kendimi takdim edeyim. Ben Tursun. Merhaba. Ben aslen Rizeliyim. Anacığım rahatsızlandı, hastalandı. Hastalanınca ben birisine borç aldım. O borçları ödemek için öncelikle atladım otobüsü. Otobüsü atlamadan önce Mersin'e gittim. Mersin'e gittikten sonra geldim. Ne Mersin'i kardeşim? Ne alakası var konuyla? Ya ben... Ne anlatıyorsun? Ya ben olaya vakıf olun diye, hani her şeyi bilin diye anlatayım. Şimdi ben bu Fikri Uşağım'la tanışmak için... Tamam, dur. Sen anlat. Vallahi komiserim, bizim bir suçumuz yok. Benim bir kuzenim var, kendisinin adı Osman, köşe yazarı. Onların gazetesinde bir ilan çıkıyor. Bize dedi ki, ben randevu aldım, siz gidin dedi. Biz de kardeşimle gittik. Vallahi Dursun, ben hep tiyatrocu olmak istemiştim ha. İstesem oynarım da, elime fırsat geçse aynı Kadir İnanır. Ya Fiko, benim derdim para, senin derdin ne Allah aşkına ya? Ya benim derdim ne olacak işte? Niye buradayız sanki? Çalışıyoruz. Salam. Aleykümselam. İş için siz gelmişsiniz. Ha biz. Ha valla biz geldik. Yaxşı. Ama bize reks için biriler lazımdı. Reks için? Reks biliyoruz biz. Ha, bizim babam mesleği. Biz reksçiyiz aslında. Onun babası da benim babam da reksçiydi. Yaxşı. Onu da böyle eləyək. Sen bunları giy. Adı neydi? Fiko. Fiko. Ha. Fiko, sen bunları giyineceksen. Bunu da mı? Hı-hı. Hani Sabri'ye giydirecektin? Önce ben deneyeceğim. Bağ olursa Sabri'ye giydireceğim. Hayvan, senin için yapıyorum. Sen...
sen de bunlar giy. Sen adın neydi? Tursun. Tursun. Tursun sen de bunlar giy. Güzel oldu. Vallahi komiserim biz ne bilelim bunlar tiyatrocu arıyorlar. Bize bu kıyafetleri giydirdiler. Benimkinde yırtmaç bile var. Sonra ortalık karıştı. Hepimiz birbirimize girdik. Anlaşıldı. Bir de sen anlat bakalım. Nasıl oldu? Komiserim biz otelimize animatör arıyoruz. Ya vallahi değişiksin. Bak bak. AVMU. AVMU. Ha bir daha yapma. Ne yaptınız kıyafetlere? Bu ne hal? Ya ne yapmışız kıyafetlere? İnsan bir selam verir. Hayırdır kardeşim? Bu ne dediğini anlamadığımız karı bize bunları giydirdi. He, biz de baktık bize göre bir şey yok. Biz de yırttık, biçtik, kestik, ettik, kendimize göre yaptık. Salak mısınız siz? Bu ne kepazelik? Kimse benim kardeşime salak diyemez. Ne diyorsun ya? Sen ne biçim şekil şekil konuşuyorsun? Anlamadık. Hiç kimse benim kardeşime zannededin mi? Kepaze. Kepaze diyemez. Al. Ver. Bak bu ne görüyor musun? Sana etek giydiririm lan! Sana etek giydiririm lan! Vallahi bizim bir suçumuz yok komiserim. Her şeyin sorumlusu benim o kuzen olacak Osman. Sen bunlardan şikayetçi misin kardeş? Şikayetçiyim komiserim. Şu halime bakar mısınız? Ya zararımı öderler ya da şikayetçiyim. Tamam ödeyin adamın zararını, kapansın konu. O zaman ben kuzenim Osman'a haber vermek lazım. Yeter. Kıvırtma artık. Bu ne ya? Ben kira parasını da adama verdim. Ne yapacağım şimdi? Evine köylü köyüne. Ya yarın tip iletinizi alıyorum. İçeceksiniz kardeşim. Ya ben evde değilim. Sen evde misin? Ya dur be oğlum paspal paspal konuşma. Vallahi kuzen sağ helal olsun. Tabii. Tuzun kuru evin var, işin var. Biz geldik, paramız yok, fakiriz, sana sığındık. En ufak bir şey de sen de bize vuruyorsun. Öyle olsun kuzen. Tabii içeriden yeni çıktık, kader mahkumuyuz. Onca süre içeride yattık diye. Şimdi sen de tanımıyorsun bizi. Helal olsun. Kızım, Fiko. Ben nasıl düşünemedim. İşte lan. Saat esaret kaldın, kalkın konuşuyorsun. Ya. Yarın gidiyorsunuz. O kadar. Fiko. Kaç lan. Ulan ben dedim bana dayanamam. Ulan kuzen saat 15. Bu arada vallahi acıktık, içeriden yeni çıkmışız. Şu etçi İsmet'ten bize bir köfte ısmarla. Ya kuzen sen var ya adamsın, adamın en önde gideni. Etçi İsmet. Ya bağlama sesi nereden geliyor, duyuyor musun? Vallahi kim çalıyor bilmiyorum ama durmadan çalıyor. Yevri boz irindike, çavreşe çavbeleke. Vallahi sana helal olsun, sen ne güzel Kürtçe şarkı söylüyorsun. Ya zamanında bir Kürt kızı sevmiştim, aşıktım. Ona söylemek için ezberlemiştim. Söyledin mi peki? Yok. Niye ki? Abisi geldi. Sen ne yaptın? Abisine söyledim. Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, oy dünyalara bildirdim. Ya senin içinde bir Karadeniz çocuğu varmış. Vallahi ben de bir gün bir Laz kızına aşık olurum diye ezberlemişim. Sonra? Olmadım daha. O zaman içelim. Ya vallahi helal olsun ya. Bravo. Nasıl söylüyor uşağın sesi? Ne kadar güzel daha. Ya Osman sen de böyle güzel güzel bir şarkı söylesen de kulağımızın pası gitse. Ayak tutmasın be. Aşak içmeyin penne. Kur'an'ıma boş işlerin peşindesin ha kuzen. Ya belki söylüyorsun senin haberin yok bir dene ya. Belki yırtarız bu hayattan kurtuluruz şöhret olursun ya. İyidim başımdan. Yalnız bırakın beni. Kuzen.
Vallahi ne yaparsan yap, o zaman seni kendinle baş başa bırakıyoruz. Hadi yatmaya, kalk lan. Kalk git. Masayı da sen topla. Belki söylüyorsun, senin haberin yok diyorum. Bak adam kekemi orada Git kuzen, git. Geceler, adam uyudu. Geceler dedim ya. Ulan, keşke ben de öyleseydim. Hark. Ne güzel, olurdu be. Ay be. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Ağlama, ağlama, ağlama. Siktir. Buyurun, hoş geldiniz. Selamın aleyküm. Biz bir ev bakacaktık. Tabii. Nasıl bir şey planlamıştınız? Henüz planlamadık. Burada planlayacağız mümkünse. Temeli olsun, çatısı da sağlam olsun, yuvayı da deşe kuş yapsın. Anladım. Peki bütçeniz nedir? Ne kadara kadar düşünüyorsunuz? Böyle en pahalısı neyse olsun. İzmit'in en lüks semtinde, Yahya Kaptan'da, 80 dönüm orman içerisinde otoparklı, havuzlu, daire 10 liraya almak istiyorsun. Hemen yardımcı olayım sana. Ya Haydar Bey bana çağırın. Ulan şerefsiz! Buyurun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyursunlar. Huriye kızım. Bizim yazar bu haftanın başyazısını gönderdi mi? Yollamadı efendim. Sebep neymiş? Parasını yatırmazsak yollamayacakmış. Şerefsiz herif. Neymiş istedi? Bu aile onay olacak. Yok ya. O kadar olur. Aşkım bak ne buldum. Çok sevindim. Çok şeker, çok şeker. Ay ne güzel bir köpek. Bunu da aldım hayatım. Evet, Markus da şimdi. Ay çok oğlum, şeker. Sen ne arıyorsun burada? Gazeteleri dağıttın mı? Aman Allah'ım. Tamam, tamam. Sus. Bana bak buraya. Bu ne diyorsa sen anla. Sonra bana anlatırsın. Benim işim var. Şimdi dışarı çıkıyorum. Merhaba. Benim adım Nazlı Civelek. Karnını doyurduysan kardeşlerin yanına. Hadi. Ana. Şşt kız. Hadi. Ya kuyumcu mu soysak acaba? Ya sen de hep böyle alabere dalabere şeyler düşünüyorsun. Sen nasıl bir adam mısın? Banka. Bir dakika, bir dakika. Altılı oynayalım be ya. Vallahi şahane fikir. Dursun, karşıda Ganyan bayi var. Bir tane bülten kap gel. Ciddi mi? Hele git bir bülten al gel. Ya bu da enteresan bir şey.
helamın Osman hele sana ne olmuş? Motordan düştün, bisikletten düştün, araba çarptı, ne oldu sana? Adam hortumla ıslattı. Eni. Bana bak, siz ne yapıyorsunuz burada? İş bulmaya çalışırlar. Yani çabuk yoldan para kazanmak isterler. Sen ne istersin? He, söyle ne istersen vereceğim. Osman söyle. Sensin bu. Hasan, ver çocuğa poğaçasını hadi. Ayriyem, söylemezse vermem bilirsin. Abla. Ben de artık. Hasan abi. İsteyemedim diye vermedin bana. Her sabah geldim baktım tezgaha. Vermem vermem diye öldüm baba. Simit yiye öldüm baba. Simit yiye ben öldüm baba. Ver oradan şimdi bir poğaça. Ver oradan şimdi bir poğaça. Bu da sana kapak olsun Hasan baba. Bu da sana kapak olsun Hasan baba. Vallahi bravo bravo. Vallahi bravo, bize koparttı Osman'a bak. Harika. Bir dakika. Bu nasıl oldu böyle ya? Oldu işte. Hasan abi sen 10 dakika düşün. Ben buradayım. Şöhrete aldanma, bedel ettiğin aşkımı yürek kaldı dağlarda. Ne acılar yaşandı, ne yâreler kapandı. Uykular harap iken gönülleri yalandı. Garibim hadi gül biraz bu bahar. Kiraz yaşamak hep böyledir. Su gider seller durmaz. Garibim hadi gül biraz. Bu bahar dallar kiraz. Yaşamak hep böyledir. Su gider seller durmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Adım Osman. Ay, Osman. Maşallah sen Osman. Şarkı söylerken kekelemiyorsun. Ama çok çalıştım. Evet, Allah'tan konuşurken sadece kekeliyorsun. Evet. Evet, kaç yaşındasın Osman? 45. Beni seviyor musun Osman? Çok. Seviyorum. Hepinizi. Tabii ki. Acun abi de. İyi tane. Osman hoş geldin. Ho. Bulduk. Hoş bulduk. Hem Murat hem Yıldız döndü. Heyecanlı mısın? Çok. Murat zaten Yıldız. O da Yıldız. Kime gitsem karar veremedim. Bana gel. Evet. Seni de çok konuşturmayalım. Yoruluyorsun. Murat var, Yıldız var. Önce sebebi sonra da kararı.
aklımda ilk dönen kim olursa olsun dedim ama Murat'a çok teşekkür edip Yıldız'a gidiyorum. Ay benimki ya vallahi. Çok teşekkür ederim. Evet Yıldız siz mi diyorsun? Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Gidin. Teşekkür ederim. Ne oluyor lan? Çok, çok güzel bir rüya gördüm. Benim hemen gitmem lazım oğlum. Nereye, nereye? Mukaddere. Ben de ha yok yok ben gelmeyeyim. Bana yürüyor terbiyesiz. Selam da söyleme. Ay. Ay öldüm bittim. Ay Liyan hoş geldin. Hoş geldiniz. Ay, ne Asa oldu? Ay bu sefer de doktor 300 dedi bir Hasan. Andolsun. Allah'ıma binlerce şükür. Andolsun da. Bir tanesi de erkek olsun, pipisi olsun inşallah. Ay inşallah Asal, inşallah, inşallah. Ay ben geçeyim geç, şöyle geç. Çok yoruldum. Sen ayakta kalma. Abi, kapık kaçma be. Allah Allah. Ay ne oldu? Bazen yukarıda önemli işlerim var. İşlerim var, ne istiyorsun? Mukocuğum, yukarıda misafirim bekliyor. Ekle başlıyorum, bir şeyler dedim çıkardım, fon yaptım. Çabuk geleceğim, çabuk hemen gidiyorum. Muko, hayal. Bana göm. Bana göm. Hayır, Osman sen mi? Bana denme sana, nasıl gömeceğim sana, den. Abi, kapık açma be. Bana gömlek dikeceğim. Ay Osman sen benim gömleklerimi ne yapacaksın? Benim gömleklerim sıkı sıkı. Ne yapacaksın sen benim gömleklerimi? Rüyamda ana tutu oluyordum. Arka söylüyorum. Ana dikeceğim mi? Dikmeyeceğim mi? Nasıl? Abi. Ana ne? Kapı kapıdım be. Allah Allah. Oğlum kom gömleği kolu. Nasıl olsun? İle mi geçmez. Peki yakalar var yakaları. Benimki gibi dik olsun mu? oluyorsa o da olsun. Gömleğin var ya o dili düğmeleri. O düğmeleri kafası bu kadar olsun bu kadar. Muku olsun da iyilikleri de ananın aman. Ha, anladım. Anladım muhteremiş. Tamam muhteremiş. Anladım. Anladım. Ne oldu Dursun kardeş? Bir sıkıntı mı oluştu? Ya daha ne olsun? Anacığım gene rahatsızlanmış, hastalanmış. Acil ameliyat olması gerekiyor. 15 güne ya ben daha bu arsanın parasını toplayıp gönderemedim ya. Eğer 15 güne o arsanın parasını toplayıp gönderemezsem bütün köyden gideyim. Şimdi bir işe girsem yok. Nereden iş bulacağım 15 günde? İşi buldum diyelim. 15 günde kim verir 600 bin lira? Sen canını sıkma Dursun kardeş. O para bulunacak. Bulabilir miyiz? Nasıl bulacağız Fiko? Ya bulacak. Bir şekilde bulacağız. Fiko al bunlar ne aşkım? Aç. Bana bak. Oo. Ozar iyi koyu. Bu onlar pembe. Evet arkadaşlar. Projeyi anlatıyorum. Beni dikkatle dinleyin. Birinci olarak Dursun kardeşimizin anasının ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Canım anacığım. Ya bir dakika benim anacığım ha böyle değil. Biraz daha çivelek. Arkadaşlar şekilleri önemsemeyin. Büyük resme bakın. Ana resme bakın. Bir dakika. Sen benim anama ne çizdin ha böyle? Serum, ameliyat olmuş kadın ne çizeceğim? İyidir. Hangi koluna takılmış? Sol.
Evet arkadaşlar, ikinci olarak yine Dursun kardeşimizin arsasını kurtarıyoruz. Şşt, ya bir dakika hocam ya, bizim arsa böyle değil ki. Bizim arsa şişe gibi timdur. Yani böyle. Ne kullanıyor? Ve arkadaşlar, bütün bunlar için bize gerekli olan şey nedir? Para. Ya yani biz de olmayan. Bravo, çok güzel bir konuya değindin. Biz dedi. Ne dedi? Biz. Biz buradayız, para burada. Normal koşullarda bizim paraya gitmemiz gerekiyor. Ama eğer biz paraya gidemiyorsak, o para bize gelecek. Nasıl? Nasıl hemen söylüyorum. Mukaddes Hanım'ın 41. sanat yılı adına bir gece düzenliyoruz. Süper, süper. O zaman... Mukadder de tefile yapsın. Ah, bütün sanatçı arkadaşlarımı çağırıyorum. Harika elbiseler dikeriz. Ay, iyi de nerede yapacağız ayol? Merak etmeyin, o iş bende ya. Çok güzel, her şey harika gidiyor. Sen defileyi yapacaksın. Osman, sen o gece şarkı söyleyeceksin. Sen kapıda durup biletleri keseceksin. Sen mekanla ilgileneceksin. Bizimle misin? Sizinleyim. Sen de yemekleri yapacaksın. Ben de organizatör oluyorum. Hayır. Asla olmaz. En son başımıza gelenleri hatırlasana. Oğlum, beni amca demeyeceksen demedin mi? Devamsızlık etme de. Vallahi aynı bizim oraların havası, anne güzel çalıyor. Ulan Fiko, o ayağındaki nedir oğlum? O nedir ya? O Ruhan ayakkabıyla plajda dolaşılır mı? Ya amca ne demişler? Ayağını sıcak tut, başını serin. Benim böbreklerim rahatsız. Bende taş var, kum var, her şey var. Sende her bir şey var, kafa yok. O kafa nasıl? Değil mi? Allah canınıza. Dur abi, denizde çocuklar kalmış. Tekneyle gidip alsak ya. Oğlum koş, ne diyorsun beni? Hala soruyor, git kurtar. Bak, sakın müşterilerle konuşmayacaksınız. Ağzınıza atmayacaksınız, yoksa ağzınıza... Tamam. Tamam. Geberdirim vallahi. Tamam amca, merak etme. Kokteyl. Daha bir kokteyl yapın. Osman baksana bir. Ne oldu? Seni çağırıyorlar. Amcamı duydun. Kimseye karışma. Karşımızı bir belaya sokma. Tamam amca deme, kızıyor. Hay. Lazım bana jet ski. Ney? Benim sevgili Deniz'de, ben istiyorum jet ski. Vallahi ben sanki yanlış duyuyorum. Yanlışsam düzelt. Hele bir daha söyle, ne diyorsun? Jet ski istiyorum, jet ski. Nerede bu jet skici? Vallahi doğru duymuşum. Ya sen ne istiyorsun? Sevgili kızmaz mı senin böyle? Sen jet skici değil. Tamam anladım, jet ski istiyorsun da. Acele yok, yavaş yavaş, ben sana ayarlayayım. Ben de skiciyim. Sen ne diyorsun? Bir şey demiyorsun. İmdat! Ya help dur. Me! Help ya bacım, me! Sevgili kızmasın, ski tutturmuş bunlar. Oğlum ne diyorsun kıza, ne diyorsun? Amca sapık mıdır nedir, gelmiş benden ski istiyor. Ben istiyorum jet ski, bu adam diyor seni yavaş yavaş. Amca yok, amca yok, gözüm sizi görmesin. Ulan beni iflas mı ettireceksiniz he? Ya amca benim suçum yok. Kuzen gelmiş benden ski istiyor sabahtan beri. Ulan nasıl kafasız et. Çıkın defol. Gidin. Amcam. Asla. Size para vermez. Ya öyle değil. Biz kendimiz çalışacağız. Parayı turistlerden kazanacağız. Turist. Turist nerede var? Sultanahmet. Bilemedin Çınarcık.
Arkadaşlar, Çınarcağa gidiyoruz. Demek izin istiyorsun. Evet, efendim. Ya vermezsem? Arkadaşımın annesi hasta. Onun için gitmem gerekiyor. Efendim. Adın neydi senin? Osman. Aşkım. Canım. Tatile gitmeyecek miyiz? Paris. Ah, rüya var şimdi. Evet, Paris. Bütün gençliğim orada geçti sevgilim. Arabamı da daha almadın ama. Bak Mine'nin kocası almış. Hem de bir böyle yani BMW'li bir şey. Araba. İstediğin araba olsun. Hemen alırız yavrum. Evet. Bak Osman. Gazeteyi dağıtacak adam yok elimde. Ama illa da gideceğim diyorsan seni işten çıkartırım. Ama tazminat falan yok ha. Onu da bil. Hadi. Peki efendim. Ne oldu Osman? Bu hali nedir? Kovuldum. Uy, tüylerim diken diken oldu. Hele boş ver. Sen canını sıkma. Sana haksızlık ediyorlar zaten. Köşe yazarlığı nedir? Sana daha güzel bir iş buluruz. Senin ortaya yazman lazım. Siz otogara gidin. Ben gelirim. Tamam ama geç kalma. Vallahi otobüs kalkıyor. Almam. İko, kimliğimi evde unutmuşum. Aldım. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Kardeşim, bakar mısın? Buyur abi. Hasiktir. Sen de mi kekemesin? Yok. Taşa geçiyorum. Kekemeyim tabii lan. Buralar da kenef var mı? Kenef. Kenef ne abi? Tuvalet var mı? Tuvalet. Küçük mü? Sıçarım küçüğüne büyüğüne. Tuvalet. Tamam. Tarif edeyim. Karşıda ambulans. Gördün mü karşıda? O ambulans sana girsin. Abla, senin hiç ailen yok mu? Annen, baban, kardeşim. Ağaç kavuğundan çıkmadık herhalde değil mi? Ay nereden getirdin bunu benim aklıma? 3 aylıkmışım. Annem babam ölmüş. Bir tane ablam varmış, o da çok küçükmüş. İkimizi de ayrı ayrı yetimhanelere verdiler. Nereden geldi şimdi kucaklığına? İnin çalışın hadi, çalış. Bu bağlamayı kim çalıyor ya? Bu akşam değişik bir şey yap. Nereye gidersen ola. Ula o kadar İstanbul Türkçesi konuşmuşum hiçbir şeye yaramaz. Harika başlı git. He? Bu saç sesi nereden gelir? Ağam. Ula ya Allah kahretmez. Ula benim karşıma çıkmayın demedim. Ben de seni özledim. Ben hiç üzlememişim. İko. Ya amca kurban olayım amcaların bir tanesi. Amcaların gülü en yakışıklısı. Kurban olayım senin bıyıklarına var. Ay özledim ha. Sen
Fenerli öpeyim amca. Yok ulan. Amma. Yala kapiko. Ula gene mi bu? Ula gene mi karşıma çıktı ula? He? Bir siz eşittik bir de bu çıktı. Aa amma amma. Amca. Biz akıllandık. Buraya alışmaya geldik. Yaren Hanım, Osman benim yeğenimdir. Kendisi çok başarılı bir garsondur. Aslında şef garson, hatta metrdotel seviyesinde bir çocuk. Efendi, beyefendi, çalışkan, dürüst, muhteşem bir delikanlıdır. Aklını alırım lan. Ve garsonun kitabını yazmıştır. Fiko'ya gelin. Fiko bir mahir, bir üstad aşçıdır. Hep daha uzak doğu mutfağı. Böyle yani uzak doğu ya. Neler var incik koncuk bile 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 bocuk bocuk. Hepsini bilir. Ne yapıyorsun ya? Gidin şuradan ya. Vay, bizim burada Çemiş Gezekleri botunda bir parti vardı. Dans birincisi oldu. Dursun'a gelince. Dursun. Anasından adeta şovmen doğmuştur. Evet, animatör. Şef animasyon yapmış, şef animatörlük yapmış. Büyük otellerde yıldızdı, böyle çok yıldızdı. Otellerde çalışmış, başarıdan başarıya koşmuş. Muhteşem bir çocuktur. Karadeniz çocuğuna hiçbir şey yapamazsın. Gel, 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 gel. Gelme, gelme. Gelme, gelme. Gel. Çıkart, ne yapıyorsun? Yani inanın, ben üçüne de sonuna kadar kefilim. Yaren Hanım, Yaren Hanım. Havuz başına olay çıkmış. Oğlum. Ne olayı? Dışarıdan gelen üç kişi ortalığı birbirine katmış. Oğlum, sen git, ben hallederim. Tamam. Siz niye zahmet ediniz? Kız davası oluyor böyle. Çocuklar kendi aralarında kıskançlık falan. Ben hallederim, siz niye yorulacaksınız ya? Değil mi? Ay aman çok iyi olur Nuri Bey, çok teşekkür ederim. Hadi. Ha bu arada. O bahsettiğiniz arkadaşlar da gelsin, görelim bakalım. Tamam, getir. Mukadder'in terzinden arıyorum. Kumaşlar hala hazır değil mi? Pekala. Kumaşlar hazır değilmiş. Akşama gelecekmiş. Bir işi beceremedim be. Allah cezanı vermesin. Toplu bunalı çabuk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dikmeye mi geldin? Tövbe tövbe. Karımı merak ederim. Hasan, sen beni etmezsin merak. De bakalım neyi merak edersin? He? Üç bakalım, üç. Hadi. Hah, doğru söylüyor Hayriye. Biz de merak ettik ne olduğunu kuşum. Hayriye. Bir doktor bulmuşum. Bütün cinsiyetleri söylüyor. Gidelim mi kız? Aslan, bana bak. Beni delirtme. Ben doktora moktora gitmem, tamam mı? Geçen sefer gittim de ne oldu Aslan? Gittin adamı dövdün. Aa. Kız dedi çünkü. Öteki erkek dedi, kız çıktı. Gittin onu da dövdün. Yok ben doktora moktora gitmem. Yok. Mevlam ne verirse o. Hadi işine. Hoş, hoş benim başıma. Hayriye, zaten benim içime doğmuştur. Oğlan olacak. Pipisi olacak. Ayşe'nin isim şey de olmuş. Hadi. Bizimkilerden haber var mı? Var, aradım. Konuştuk. Osman otele müdür olmuş. Üniversite mezunu çocuk. Yani garson olacak hali yok ya. Fiko da güvenlik müdürü olmuş. Ay nasıl özledim. Burnumda tutuyorlar ayol. Çocuklar orada benim için neler yapıyorlar. Çok duygulandım. Dursun ne yaparmış be? Dursun da şey olmuş orada. Eğlence müdürü olmuş. Gerçi ben pek inanmadım ama ondan olsa olsa dansöz olur zaten. Yapıyorsun da bu nedir? Ya işte ben de onu anlamadım. Seni niye toprağa gömüyorum? Vallahi Dursun kardeş, televizyonda gördüm gömülmek insana iyi geliyor. Ya insanın eklem yerlerine, kemiklerine iyi geliyor. Elma! Görüyor musun? Bak hiç hissetmiyorum. Bütün plaj üstümden geçse bana bir şey olmuyor. Tutmam mümkün. Ya çok değişik ama anladıysam Arapati olayım. Allah seni etmeyin. Ha vallahi değişik oldu. Biraz daha şuna. Fiko. Ağzına vereyim. Yalan mısın? Ya Osman, elim kolum bağlı diye ne biçim konuşuyorsun? Hele bir git. Hem bilirsin. Ula! Elmalı şeker en sevdiğim. Hele bana yalan. Ya ayıp ediyorsun, vallahi yalan. Ben en sevdiğim şey
İlkokuldan beri hep bayılmalı şeker alırdı ha. En sevdiğim. Onun iyi de bak lan. Bak. Allah. Bak gördün, bana vuruyor, hissetmiyorum. Neden? Kumdan. Tıbben mümkün ya. Hen, Yılcan. Yok, ben yalamaya karşıyım. Vallahi hissettim. Gördün, gömülü olsan hissetmezsin. Tıbben mümkün ya. Bir şey, beni bir şey gıdıklıyor ha burada. Tam şey. Ula! Isırıyor, beni bir şey ısırıyor. Kim? Kurban olayım ağaç. Benim şey. Ulan benim bir daha çocuğum olmayacak. O tıbben mümkün değil. Allah! Geçmiş olsun. Neyiniz var? Sağ ol amca. Kendi bir şey yok. Kuzen içeride. Yengeç kaptı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun ya. Sizin neyiniz var amca? Prostat. Amca. Prostat ne ki? Prostat. Hani sen böyle keker yere konuşuyorsun ya. İşte ben de öyle işiyorum. Ha, doktor bey, hani bir film var ya, örümcek adamı ısırıyor, sonra adam örümcek adam oluyor. Vallahi ben ondan korkuyorum. Şimdi beni yengeç ısırdı. Ben yengeç olsam yan... Buldum. Ne buldun? Buldum. Ne buldun? Sigarayı acilen bırakmam gerek. Ya ne alakası var sigarayla? Beni yengeç ısırmışsan diyorsun sigarayı bırak. Sigarayı acilen bırakman gerek. Bak hala sigara diyor. Ya beni yengeç ısırmış. Onu anladım. Ama senin sigarayı acilen bırakman gerek. Hala sigarayı bırakman gerek diyor ya. Sen acilen buna bakman gerek. Yengeç oynamayı acilen bırakman gerek. Her derde deva bu. Kemal el verir. Sen bunu kullanın. Ver. Kemal el verir, yarın ne verir? Manyaktır nedir vallahi anlamamış ama. Tutturmuş sigarayı bırak, sigarayı bırak. Ne alakası var anlamadım ha. Kolonyayı ver hele. Aman bırak tut. Sen... vallahi yandım. Bırak, bırak. Çocuklar bir dakika. Olur ya, olur. Kolonyayı unutmuşum, kolonyayı ver. Sağ ol. Oğlum, bırak lan çıkayım o. Geçmiş olsun. Ne oldu bak, dur. İko, az kalsın kolonyadan ben de alacaktım. Ya kuzen ben ne yapayım ya? Erkekler tuvaletini bile kadınlar işgal etmiş. Vallahi sus, midem bulanıyor. Ay vallahi çok acıyor. Yengeç gibi yürüyor. Ya dalga geçme, vallahi acıyor ya. Vay 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 uşaklar, ha şu arabanın güzelliğine bakın. Kim bilir ne kadar pahalıdır. Ya ben bu parayı çıkardım yani. Bana bak Recep. Bir tane bile kıza baktığını görürsen senin o gözlerini alırım. Sahip ol gözlerine. Aa, sen gibi oldu. Araba körü. Ne oluyor lan? Sabri denen şerefsiz. Oy, dilerim bir gelin. Sabri mi? He, o tefeci şerefsiz. Ulan buraya gel. Ulan dur. Ulan sonra daha tamam ki, bir tutmayın. Dursun. Senin adın Dursun. Dursun deyince Dursun ya. Bir sakin ol. Dur. Bir bakalım, anlayalım, dinleyelim kimmiş, neye gelmiş. Bir dur. Tamam. Hele otur bir sakin ol. Sakin ol. Biraz hava alayım biraz. Osman. Otelimize çok önemli bir iş adamı geldi. Sabri Kalburüstü. Onun için çok özel bir masa hazırlıyorsunuz. Aman ha, asla ve asla hata kabul etmiyorum, unutmayın. Yaren Hanım, am. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Hadi işine bak, hadi. Anlatamadım. Hangi masa? İşine bak oğlum. Evet. Adam iyiymiş, öğrendim. Vallahi söyle diyeceğim, sen söyleyene kadar adam oteli terk edecek ya. Hadi lan,
öylemiyorum. O zaman ben de. Yahu Sabri kalbur üstü, iş adamı kisvesi altında bildiğin mafya. Dursun söyledi ya, daha ne öğrenmeye çalışıyorsun? Fikko, Osman, ya var ya size çok güzel bir haberim var. Ne oldu lan paspal? Bana bak uşağım, sen bana paspal derken iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin? Ulan senin iyi bir şey söylenecek halin mi var? Hele nedir söyle. Mantıklı olabilir. Ya bu Sabri denen şerefsiz var ya. Ya bu bizim senetleri meğerse yanındaki çantada taşıymış. O çantayı aldık mı bütün pislikten kurtulduk demektir. Gözlerimi oyarım. Oyarsın, bilirim bilirim. Sus. Börek var mı börek? Siz. Ne diyorsun lan sen? Sigara. Böreği var. Lan seni ölmeyi, bayılmak mı zannediyorsun kazma? Ama kek emeğim abi ondan öyle konuşuyorum. İlahi keke ya. Ulan bok yoluna gidecektin ya. Oğlum sen bize siktir etti ya. Arnavut böreği getir koçum. Ama yok ki sigara böreği var. Ya git başka masaya, asamızı bozma. Akşam. Allah'ım ya. Gidin biraz dinlenim daha. Hadi işe bak. Şş, baba, adamlar gidiyor. Ben işte geliyorum. Ya sen bugün ne yemeği yaptın? Gel bakalım buraya. Ulan oğlum, sen Sabri babanın karısına kızına yan gözle bakılmayacağını henüz anlayamadın mı? Korkma. Ya bırak topuyu. Ya adamın derdini ben polis çağırayım. Bırak manyak. Polis direğinde tutmuş. Polis çağırdı diyecektik. Vallahi benim bir fikrim var. Ben bir şey yapmadım abi. Kadın yakama yapıştı. Beni ölümle tehdit etti. Ne dedi? İçkime ilaç atmış. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel Nuri'ne gel. Tarram Sabri. Mal elden gidin oğlum. Ver gülüm ver. Uzan gülüm uzan. Ne lan bu ışık? Lan kapat şu ışığı. Adam şakayla karışık bize yürüyecek. Sapık mısın oğlum sen? Son dua ne et? Deli. Ne oluyor burada bensiz? Zeyno. Zeyno'ya ne oldu? Ne işin var senin burada? Çık git aşağıda bekle. Yok ya, adamın mıyım ben senin? Sen git aşağıda bekle. Daha kaç defa söyleyeceğim şu insanların önünde benimle tartışma diye. Asıl sen benimle tartışma Recep. Kaç kere söyledim sana ben de bir cinayet göreceğim diye. Bir kere bile yanında götürmedin. Hey güzel Allah'ım ya. Görüyorsun şu halimi. Milletin nişanlısı sinemaya, tiyatroya gitmek ister. Bizimkisi de cinayet görmek istiyor. Abi dersi bu arada beni unuttun. Sen sus. Sustum kurban olayım sustum.
kapı. Kim lan bu? Bilmedim. Gel buraya. Vallahi o sıfattan kurban olayım, bilmedim. Bana hemen başlatma sıfatını. Kim lan bu? Vallahi bilmiyorum. Ben sorayım. Sor ama var ya, eğer bir numara yaparsanız ikiniz de gebertirim. Tamam. Kim o? Housekeeping. Housekeeping. Buyur kardeş. Tamam. Koş. Al sana koyayım, koş da. Osman! Elimdeki ne oğlum? Ha. Ne yapacaksın onu? Kaç koyun lan oğlum, bekleyin lan! Kaç koyun, yakın! Çekil! Hepsiniz çekil! Kim bunlar ya? Bingo! Aaa, siktir! Şöyle. Şerefsizler! Siz kaçabileceğinizi mi sandınız lan? Nuri, nereye kaçıyorum sandın ha? Sana kaç kere söyledim. Uçkurunu benim olandan uzak tut diye. Ama sen beni hafife aldın. Abiciğim, abiciğim niye öyle düşünürsün abiciğim? Ben bir halt ettim. Bu çocukların suçu. Onları bırak geçsinler hadi. Amca. Bırakmayız. Yalnız. Sen sus lan. Sana ayrı bir uyuzum zaten. Tamam. Nuri, bu keke senin yeğenin. Onu anladık. Peki bu karı kılıklı ibne kim? Yavaş ol. Tarrak sabri. Biz sapına kadar erkeğiz. Kamuflaj bu. Böyle mi erkeksin lan? Ha, beğenemedin. Yok, beğenemedim. Sağa giydirelim bir de sen de bakalım, belki sağa yakışır. Ben şimdi sana bir mermi giydiririm, görürsün ha. Yavaş. Belli. Seni nasıl öldürmeni istersin Nuri? Nasıl istersin, öyle yapama bunları. Gönder, bırak geçsinler hadi. Yok, öyle ayrı gayrı olmaz. Recep, getir benim Hansel'le Gretel'i. Getir oğlum. Hansel'le Gretel kim ya? Yengeç oğlum. Yengeç mi? Ben size ha. Ay. Vay dedi. Kolonya. Ya tamam, istemiyorum kolonya molonya ya. İstemez, ayıldım, tamam, gerek yok. geldim ben Sabri Efendi. Sonunda karşı karşıya kaldık. Ama buraya gelirken yalnız gelmedim. 5 tane arkadaşım ile geldim. P-O-L-İ-S polis! Gelin, gelin, gelin! Baba! Maymun lan bu! Kapıdan geçirdi! Hop, hop, hop! Lan Sabri, yolun sonuna geldik. Alın bunları, alın, alın! Ulan! Ulan! Bırakın! Alın, alın, hepsini alın! Ya, Tarak Sabri, buraya tatile gelmediğini anlamıştım. Daha rezervasyon yaptırır yaptırmaz polislere haber verdim. Sağ olsun arkadaşlar da gereken hazırlığı yaptılar. Ha bu salaklar olmasaydı daha erken bitecekti ama neyse artık. Hadi bakalım Sabri Efendi, yolun açık olsun. Ulan ben bu oteli başınıza yırtmazsam bana da Sabri demesinler. Ya çantayı kaptı. Kolay çantayı kapmış. Ulan iyi yengeç. Ulan. Ağaç valla akrep, ıstakoz be. İstakoz mi? Kulağı yengeç sandım, ödüm koptu. Bu nasıl bir yaratık ya sofrada? Geçen beri yengeç kaptı. Arkadaşlar, gitmenize gerçekten çok üzülüyorum. Nuri her şeyi bize anlattı. Biz de otelimiz olarak sizin mücadelenize destek olmak istiyoruz. Ben alayım şekerim. Organizatör ben olduğum için. Teşekkürler. Yaren. Her şey için çok teşekkürler. Nihayet yol çölünde gerekti ha? Ha amca, her şey için teşekkür ederiz. Hay avuktan tık ya. Kalkın da. Yaren Hanım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çıkalım. Çıkıl Osman. Yaren Hanım. Ayriyem, sen fazla ayakta durma. Hüseyin'im yorulur sonra be ya.
Ay Hasan, beni delirtme Hasan. Vallahi mahallenin ortasına böyle bayır aşağı cart diye doğru veririm. Ayol Hasan Bey, erkek kız ne fark eder ayol? El ayağı düzgün olsun yeter. Ya öyle deme mukadder. Üç tane geliyor zaten. Bir tanesi de oğlan olsun, pipisi olsun be ya. Ayol bırakın onu bunu. Zaten yarın çok işimiz var. Nerede kaldı bunlar? Ha. Aa! Aa, deşavu yaşıyorum ayol. Ne bakıyoruz lan? Hayırdır oğlum, ne anlatıyorsun lan sen? Hasan çocuk girdi oğlum. Sakin, sakin ol. Sana diyorum lan yavşa. Hayırdır oğlum lan sen? Ne oluyor? Otur sen ayrı yer. Otur sen. Ne yapıyor ya? Çekiyorum komiser. Ahmet. Buyurun komiserim. İyi mi yandan? Böyle. İnanılmaz. Bu olmayacak ya. Gel Insta story çekelim. Bak bu çok moda. Story çok moda. Bence de. Şimdi sorgu yapacağım. Tamam. Ben 1, 2, 3 deyince kayda gir. Tamam. 1, 2, 3 gir. Kayıttayım. Siz kimsiniz lan? İsmet. Gene mi siz lan? Vallahi komiserim biz normalde kavgacı insanlar değiliz. Çınarcık'tan geldik baktık kavga çıkmış. Yoksa biz kavga etmiyoruz yani. Çınarcık'ta o kadar kaldık hiç kavga etmedik. Hep denize girdik. Ve bizim zayiatımız var. Ne zayiat? Bu katliğe düştü poposunu kırdı affedersin. Aslanımın da gübeğine gübeğine vurdular komiserim. Anlat bakalım ne oldu? Komiserim biz mahallede arkadaşlarla oturuyorduk. Bulavuk geldi. Baktı bize şaşı şaşı. Biz de ekip arkadaşlarımızla faturasını kestik, dövdük lavuğu. Dert! Sen de böyle cinayet işlemiş bir adam havası seziyorum nedense. Tamam. Hı? Kime diyorum ben? Ya tamam, kes kes. Nasıl bağırdım ama? Amerikan filmlerindeki gibi oldu be. Ha? Çok iyi. Çektin değil mi? Tabii ki komiserim. Bu üçü kalsın. Bunları nezarete gönder. Hanımefendiyi doğuma gönder. Çocuğu da eve gönder. Emredersiniz komiserim. Hadi arkadaşlar siz dışarı alın. Ben? Ne yapıyorsun? Komiserim. Gülün biraz. Ne yapıyorsunuz burada? Müdürüm. Sabahtan beri face mace Instagram devamlı video çekiyorsun. Sen ne biçim devlet memurusun? Rapor bekliyorum senden. Haklısınız müdürüm. Çektin mi Hakan? Çektim müdürüm. Nasıl ya? Hayırdır arkadaşlar? Kolay gelsin. Sesiniz koridorlarda yankılanıyor maşallah. Ne yapıyorsunuz? Facebook bilmem ne, Instagram, sosyal medya. Hayırdır? İfade mi alıyorsunuz? Film mi çeviriyorsunuz? Onu anlayamadım. Çekiyor musun kızım? Çekiyorum. Kabarık yapabiliriz. Biraz daha kabarık yapabilirsiniz. Olmaz, onun mavisini al. Bakayım, şu göğüs bölümünü bilip değil bak, bu kadar. Anladın mı? Harika olacak. Haydi git başına, git. Nerede ayakkabılar? Ya Fiko, bunlar ne işe yarar be ya? Abi sese duyarlı elektrik yaptırdık buraya bak. Bak, görüyorsun. Sen de yap.
Gördün mü? Süper, süper olacak. Vallahi süper oldu. Fiko! Fiko! Ne? Ne oldu Kirben? Tamam, geliyorum, geliyorum. Dur. Bak, yanıyor. Geldim, geldim. Yürü bakayım. Sağ, sol. Herhalde ayol, herhalde. Kadın kadın, kadın kadın. Ay kim bu hastası bu saatte? Hadi devam, devam, çabuk, devam. Kim bu? Alo. Mukadder Bey'le görüşüyorum değil mi? Buyurun benim. Çok işim var, çabuk söyle. Ben yetimhanede arıyorum. Ablanızı bulmamız için bize müracaatta bulunmuştunuz. Onunla ilgili birkaç bilgiye ulaştık. Peki ismini ulaşabildiniz mi? Söz güven. Hadi bakalım. Buyurun. 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 Ne oldu? Böyle mi konuşman gerekiyor Osman? Sevdiğin kıza açılamıyor musun? Neden? Kendinden mi utanıyorsun? Peki, sence utanılacak bir şey mi? Konuşmasan... olur ki. Sevmek için ile konuşmak mı gerek? Allah seni böyle yarattı. Neden kabul etmiyorsun Osman? Osman. Hayatta neler var? Biliyor musun? Utan mı gerekiyor? Sen de özelsin. Diğerleri gibi. Annen, baban. Sen mi böyle olmadın? Çocuklar dalga geçsin olur. Ne olur? İnsanlar yürüyemiyor Osman. Göremiyor. İki kelime konuşurken zorlandım diyeyim. Osman. Varsın. Sevmez. Utan. Allah bizi öyle yarattı. Kendine gel Osman. Kendine gel. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu gece burada hepimizin kendisine hayran olduğu bir ustanın 41. yılını kutlamak için toplandık. Ünlülerin terzisi Mukadder'in kreasyonuyla gecemize başlayalım. İyi geceler.
çabuk kızlar, taşlar başlar, hemen kıyafetler askılara dizilsin. Çabuk, hadi prenseslerim benim. Harikadırız bu gece. Siz de gurur duydum. Adı gecenin düzenlendiği bu saat mukaddes Özgür geliyor. Abla. Yaşıyorum. Ablacığım. Mukadder. Seni çok özledim ablacığım. Seni çok aradım. Ne olur bir daha beni bırakma. Ne diyorsun ablacığım, sen? Çok özledim. Sen miydin? Mukadder gel. Gel. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim. Kardeşimi buldum artık. Gidiyoruz. Kardeşimi buldum. Alev, gidelim. Gidelim. Ya. Ya uşaklar şimdi ha bunlar böyle kardeş miymiş? Vallahi tıp ben mümkün. Kardeş. Bütün çalanların ardından biraz da eğlenelim artık değil mi? Kızım yavrum gel bakayım yanıma. Buyurun Demir Bey. Şu mikrofonu ver bakayım tabii bana. Buyurun. Değerli davetliler. Ben İzmit Gazetesi sahibi Demir Demirsoy. Daha önce gazeteden uzaklaştırdığım bu Osman yavrumu şimdi tekrar gazetemizde işe alıyorum. Ve onu baş yazar olarak görevlendiriyorum. Hoş geldin. Aramıza hoş geldin Osman yavrum. Teşekkürler Demir Bey. Şimdi muhteşem sesiyle Osman geliyor. Osman, Osman, Osman. Kardeşim sen Allah'a kurban. Sen de sesine kurban haydi. Çektim o
Oh, geldim, tamam. Tamam, sakin olun. Her şeyi hallettim, konukları gönderdim. Sıkıntı yok. Ula üstüm de pislendi. Aydın. Ne oldu? Üç yüzleriniz oldu. Hepsi sağlıklı. Eşiniz de gayet iyi. Gözünüz aydın. Hamdolsun. Hamdolsun da yani ne oldular? Ne oldular mı? Hemşire Hanım yani birisi vardır. Ha, siz cinsiyetlerini bilmiyorsunuz. Ben de biliyorsunuz diye söylemiyorum. Hadi bilmiyoruz. Biliyoruz mu, bilmiyoruz mu oynayalım. Ya anlamıyor musun ya? Adam meraktan çatladı. Hadi söyle daha. Nur topu gibi üç tane kızınız oldu. Yeah! Ya üzülme Hasan abi. Bir dahaki kesin erkek olacak. Vallahi benim içime doğuyor. Tıbben mümkün. Ay kız erkek fark etmez canım. Çok şükürler olsun ki sağlıklılarmış değil mi ya? He anladım. Beş önceden var, üç şimdi oldu. Beş artı üç eşittir sekiz. Ya bunların cezini yapmak da zor iş. Haklı, haklı. Hasan ne şanslı adamsın. Futbol takımı gibi kızların oldu. Hasan. Dünyada kız babası olmaktan güzel bir şey var mı hiç? Aa, üzüldün mü yoksa Hasan? Yapma, çok iyi. Allah, hamdolsun. Sana hamdolsun dedim. Eyvah, hamdoldu be ya. Neden böyle konuştun? Heydan! Osman Heydan! Çok şirinsin. Ağzı! Ana sürprizim var. Ya yarın gidiyoruz. Ağamsın ha. Ameliyat olmaya. Evet. Öptüm. Görüşürüz. Ne güzel yine. Ağlama sesi geliyor. Çalıyor. Aa doğru. Yudum abla. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Ne zamandan beri bağlamayı çekensiz? Ben de dedim altları biraz doldurayım yani. Kötü mü yaptık? Abla özlemişiz. Azandık dinlesem ya. Haydi o zaman. Buraları
olmaz. Ne tütünü ne de çayı içilmeyi ki sen sus. Buraların merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk. Ha, Hayati o hocam burada. Randevumuz var mıydı? Yok almadık. Siz şöyle biraz oturun bekleyin ben kendisine bir sorayım. Evet, misafirleriniz geldi. Tabii ki buyursunlar. Buyurun geçebilirsiniz. Merhabalar gençler buyurun buyurun hoş geldiniz. Merhaba hocam. Buyurun buyurun lütfen oturun hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız gençler? Teşekkürler. Hocam. Hayrola nedir? Otman, iddiaten ben anlatayım. Yok, yok. Hocam. Til estetik var mı sizde? İlahi gençler, burası Estetik Cerrahi Merkezi, FEBEM Estetik Merkezi Samsun'da. Bizde hep her estetik var ama meme estetiği var, saç ekimi var, burun estetiği var, protez, silikon estetiği var, gördüğün gibi hepsi var ama dil estetiği olmaz ki. Dil estetiği diye bir şey yoktur gençler. Sanma ki dert sadece sizde var, sizdeki derdi lime sayanlar var. Gençler, unutmayın. Yani şükürler olsun pırıl pırıl birbirinden güzel, yakışıklı gençlersiniz. Yani siz ekiyor musunuz, dikiyor musunuz? Biz saçı hem ekiyoruz hem dikiyoruz. O zaman Tiko'yu getirip onu diktirelim. Oğlum Muko, kıçın iki dakika. Dur bir kıpraşta durdum be. Ay, ilk defa biliyorum sana son arkana. Oha! Ah! Oğlum. Ayol burası ayakkabı şeydi. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Burası ayakkabı şeydi. Evet evet daha önce burada bir ayakkabıcı vardı. Merhaba. Merhaba. Maalesef piyasayı dolandırıp gitmiş burada ama tam olarak bilgimiz yok buraya gittiğinde. Bizim pantolon mu satıyoruz burada? Aman Allah ilahım böyle şeyler. Buyurun yardımcı olalım. Buyurun. Osman. Bu sefer sen benim arkada binermiş. Oha! Yürü be! Manyak! Kapı kez ya! Allah Allah! Osman! Vallahi ite bak, yattığı yere bak. Buldun tabii gölgeyi oturalım. Ya bu katler yeter vallahi yorulduk ya. Daha İzmit'e gideceğiz sabahtan beri geberdik be. Aman ama gerçekten ayaklığı bak karasular indi. Ne yazıyor orada? Ya Şam baba vadisiymiş. Belanın ağzında. Çok masraf olmasın. Çok ateş yapmayın. Sen ne yemiyorsun şekilsiz, et bitti. Ya bütün bulaşığı bana kilitlediniz. Ne bulaşığı lan? Ya ha buraya bir sürü şey yediniz, içtiniz. Garsona bir de burada şekil şov yaptırdınız. Ha bunların hesabını kim ödeyecek? Ne hesabı ayol? Bunun sahibi arkadaşım benim. Ercan'la Kasım. Beni çok sever ondan. Garson. Kasım Ercan kim ya? Ercan'ıma selam söyle, onu çok seviyorum. Hadi kalkın gidiyoruz, kalkın. Ya nereye kalkıyoruz Hesap? Hallettim ayol, hadi.